Anne ne oluyor ya? Ne olacak? Götüreceğim, vereceğim çullarını, çaputlarını. Sen çul versene bana. Anne, bak kalbini kırarım. Ver şunu bana. Sen ne zaman kaynana olduğunda bana kafa tutmaya çalışıyorsun? Kızım, öfkeyle kalkan zararla oturur. Birkaç gün durun, bir bekleyelim. Bir Latife soralım, Abbas'a soralım. Ondan sonra karar verelim. Anne, Abbas'la sen bizim bilmediğimiz ne biliyorsunuz Allah aşkına ha? 10 gün öncesine kadar Ülfet'ten de Meliha'dan da nefret ediyordun. Ama ne olduysa yelkenleri suya indirdin. Ne oldu da Abbas'la sen hiç itiraz etmeden laf döke döke Latif'i yüzük takmaya ikna ettiniz? Bak, oğlumun da başını yaktınız. Ay senin oğluna ne oldu anne ya? Ne oldu senin oğluna? Olan Meliha'ya oldu. Evet, bütün lafları Meliha duydu, Zümrüt abla duydu. Bu evde de size saygıda kusur etmeyen bir Zümrüt abla var ha. Siz onun da yuvasını başına yıkarsınız. Kesin anası tembihlemiştir. Korktu tabii yüzük atacağız diye. Nişanlının koynuna gir, düğüne mecbur kalsınlar demiştir. Zümrüt. Sabah için kusura bakma. Yani benim lafım sana değildi, sakın üstüne alınma da. Ben Meliha'ya kızdım. Meliha'nın terbiyesizliğine. Tamam. Meliha belki doğru bir şey yapmadı. Ama Latif de yapmadı. Terbiye konusuna gelince bizim Meliha'ya veremediğimiz terbiyeyi siz de Latif'e verememişsiniz. Bizim Meliha'ya öğretemediklerimizi siz de Latif'e öğretememişsiniz. Sen niye başında anlatmıyorsun ki bunu? Yanlış anlama abi. Zorladılar demiyorum ama yani mevzuyu evliliğe getirmenin ne yeri ne zamanıydı ya? Neyse, olan oldu artık. Ya orayı bir şekilde geçeceğiz. Peki sen madem bu kızı sevmiyordun, niye dün gece birlikte oldun? Ya sevmiyor değilim canım. Bilmiyorum abi ya, bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Ben işlerin buraya geleceğini hiç düşünmedim ya. Latif, sen şimdi burada oturmuş kitap okuyorsun. Bu yaptıkların da 3 gün sonra unutulur muhtemelen. Peki Meliha? O ne durumda şimdi? Ya bu kızın Ülfet gibi bir annesi var. Bir arayıp sordun mu nasılsın diye? Of, annesi kızmıştır şimdi ona. E normal değil mi? Sen onların yerine koysana bir kendini. Doğru abi, haklısın yani. Bak benim niyetim burada doğru yanlış konuşmak değil seninle. Öyle bir niyetim yok. Bildiğim tek bir şey var. Meliha'nın yanında durman lazım. Daha delikanlı davranman lazım ve delikanlık öyle bir vuruşta 3 kişi indirmek ya da sağa sola ateş etmek değil. Delikanlılık daha zor bir iş. Sevdiğin kadının yanında duracaksın, koruyup kollayacaksın onu her zaman. Bak sen dik dur. Bu telafi edilmeyecek bir şey değil. Hallederiz. Ama senin yapman gereken tamamen Meliha'yı ezdirmemen, onun yanında durman. Arayıp ondan özür dileyeceksin yaptıkların için. E tabii ailesinden de. Serhat'la Zümrüt gelmiyor mu? Serhat Bey odasına istediği yemeği. Ben olsam ben de gelmem. Latif? Latif Bey aç değilmiş. Hasbinallah. Yani insanda iştah mı bırakıyorsunuz? Ne yapacaktı? O kadar rezilliğin üstüne bir de yemeğe mi gelecekti? Suç bende mi kızım? Ne yapayım? Gideyim o zaman Ülfet'le Meliha'dan özür dileyeyim. Mesela. Can. Ya başlama şimdi. Yani önümüzdeki nimete günah. Hadi afiyet olsun, iyi. Latif nereye oğlum? Meliha'nın yanına gidiyorum. Sebep? Çünkü o benim nişanlım. Öyle değil mi babaanne? Baba? Tamam canım.
bak, ben aç değilim ama sen yersen eşlik ederim sana. Babamı düşünüyorum. Kim bilir ne kadar üzülmüştür. Annem de kesin onu suçlamıştır. Zümrüt, üzülme artık. Ben Latif'le konuştum. Herkesten af dileyecek. Düzelteceğiz. Sen benim bu dünyadaki zorluklara katlanma sebebimsin. Sen de benim her şeyimsin. Aylarca seni ben emzirdim. 9 ay karnımda taşıdım. Sadece beni dinleyeceksin. Bana soracaksın, anladın mı? O kız senin nişanlın falan değil. O namussuz, senin hiçbir şeyin değil. Yeter artık. Susayım susayım diyorum bir yere kadar. Zümrüt abla tamam. Tamam, sen hiç yorulma. Latif git kardeşim. Git hadi nereye istiyorsan git. Kimseyi dinlemiyorsun. Git Melia ile mi konuşacaksın, ne yapacaksın? Şu andan sen ne yapmaya çalışıyorsun? Ya namus falan, sen ne anlatıyorsun? Melia mı namussuz? Niye? Latif'i de sil o zaman defterden, yok. Bu nasıl namus? Anne sen önce bir kendine bakar mısın? Bu eve kuma geldi be. Kuma geldi be bu eve. Sustun oturdun. Bu mu namuslu olmak? Hayda, bana mı patladı şimdi? Ya kaç sene oldu ki baba? Kaç sene oldu kadının birini getirdin, bu kadın bundan sonra ananızla aynı evde yaşayacak. Hepinizi analık edecek diyeli. Kaç sene oldu? Bana hesap mı soruyorsun sen? Ben sana zamanında sorulamamış hesaptan bahsediyorum. Babaannemle annemin sana bir türlü soramadıkları o hesaptan. Her gece ağlıyordun be. Her gece ağlıyordun. Abbas Bey kumasının odasına gidiyordu. Yüzünü siliyordun, oturuyordun. Ne babaannem ağzını açtı bir şey söyledi, ne babam geri adım attı. Ama bu evde kimse kimseyi namussuzluk etmekte suçlamadı. Şu andan ileri gidiyorsun kızım. Heh, Azimet Hanım. Söyle bakalım bana. Ben senin babama namussuz dediğini hiç duymadım. Annemin de duymadım. O ağladı, sen teselli ettin. O ağladı, sen teselli ettin. Ayrıca eğer gitseydik hepimize bakacak kadar gücün vardı. Ama Meliha namussuz. Niye? Var mı aranızda itiraf edebilecek biri? Yok mu? Ben söyleyeyim, darılmak yok ama. Çünkü Meliha güçsüz. Çünkü Meliha Ülfet'in kızı. Meliha'nın arkasında kimse yok. Eğer Meliha zengin birinin kızı olsaydı, Nevcihan, bu sabah açtığın o kapıyı özür dileyerek kapatırdı. Siz namustan ne anlarsınız?